Kayserili Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Belediye İş Sendikası arasında gerçekleştirilen ek protokol kapsamındaki imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yer aldığı sinevizyon gösterimi istiyoruz hep birlikte. Büyük bir özür dilerim. Gerçekten sabah saatte 17'de eğitimler aldık. Yaklaşık 8 tane eğitim büyük yıkımlar var. Acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Türkiye. Çok zor zamanlardan geçtik. Karadeniz Ereğli Belediyesi başta olmak üzere Karadeniz Ereğli halkının bu dayanışmaya gösterdiği hassasiyetle ilgili olarak hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, depreme ve oradaki kurtarma çalışmalarına verdiğiniz destek, bizim sizden talebimize verdiğiniz destekten dolayı tüm belediye işçisi arkadaşlarım adına bu ilave zammın hazırlanmasındaki desteklerinden de tüm idari kadroya, sendikamızın tüm temsilcilerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı günlerde, depremde büyük bir üzüntü içerisinde ama birlik beraberlik içerisindeyiz, Allah'a şükür olsun. Bütün arkadaşlarımız büyük bir faaliyette, çalışmada. Bu videoları hazırlayan basın ekibimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Orkun Dinçer'e de teşekkür ediyorum. Bu tür videolar elimizde bir aile var. Başlangıca böyle girelim dedik. Tabii ücretler de çok önemli, aile hayatını devam ettirmek için. Bir hafta evvel bu sözleşmeyi bitirdik ama deprem olunca bekleme kararı aldık sendika başkanımızla birlikte. Bugün sizleri bir araya getirdik. Bu deprem olayı gerçekten hepimizi çok üzdü. Ancak bizi tek sevindiren konu var. Benim ekibim, meclis üyelerim, başkan yardımcılarım, çok değerli çalışma arkadaşlarım sürekli olarak bizle beraber oldular. Karda, soğukta, kışta amansız bir çalışma yaptık. Bütün çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Aynı zamanda Ereğli halkından çok büyük bir samimiyet gördük. İşte bizim en büyük özelliğimiz bu. Ereğli halkı, köyleri adeta yağdırdılar yardımlarını. İnanılmaz bir şey. Köylerden sürekli olarak yardım toplayıp buraya gönderdiler. Uzaktan, İstanbul'dan okyanus firması battaniye üretti. Hiçbir belediye vermedi, Ereğli Belediyesi'ne güveniyorum dedi. Bize gönderdiler, biz buradan sevk ettik. Termal battaniyeler çok önemliydi. 17'ye yakın tır gönderdik, 4 tane minibüs gönderdik. Ve bizim en büyük özelliğimiz, buradan gönderdiğimiz her malzeme oradan nereye göndereceğimizi biliyoruz. Nokta göndermesi yaptık. İhtiyaç sahibi olan yerlere. Buraya gelmeden evvel
İskenderun'dan Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan albay telefon etti, teşekkür etti. Onların bahsettiği yeri, tespitini yaptık, oraya gönderdik. Ve dağıtımı onlar yapıyor. Videoda da izlediğiniz gibi yine Maraş'ta gönderdiğimiz tırların bir kısmı askerler tarafından karşılandı. Telefonda teşekkür ettiler. Gençlerimiz, kızlarımız, benim çalışma arkadaşlarım, işçilerimiz gece gündüz çalıştık geç saatlere kadar. O gençlerin, o kızlarımızın aslanlar gibi çalışması inanın beni son derece mutlu etti. Yeni gençlik, Z kuşağı, bilgisayardan başka bir şey bilmez diyenlere adeta hem Ereğli'de hem de Türkiye'de örnek olabilecek tablolar çizdiler. İnanılmaz olaylar oldu. Gençler hiç durmadı. O kızlarımız, gençlerimiz hiçbirisi. Orta yaştan, ileri yaştan ağlayanlar. Öyle zamanlar oluyordu ki AKM'de kalabalıktan çalışamıyoruz. Bir kısmına gidin diyeceğiz, rahat çalışalım diye ama diyemiyoruz. Çünkü herkes maneviyatını temizlediğinin farkındaydım. Deprem bölgesine gidemiyorum. Hiç değilse buradan yardım edelim. O bakımdan Ereğli halkına, köylerdeki vatandaşlarıma, hemşerilerime, işçilerimize, köylerimize, meclis üyelerimize, bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Müthiş bir yardımlaşma yaptık. Şu anda yine AKM'de çalışmalar devam ediyor. Bu ülkenin insanları ferasetini, birliğini, beraberliğini, geleneklerini, göreneklerini, asaletini, maneviyatını hiç unutmamış. Aynıyız. Misak-ı milli sınırları içerisinde yaşayan tüm insanlarımız için bunu söylüyorum. Bunu bütün dünyaya gösterdik. Bu vatan için, millet için yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bütün vatandaşlar bunu ispat ettiler bu depremde. Birlikteliklerini ortaya koydular. Yeter ki bizi iyi yönetsinler. Rahmet olanlara rahmet diyoruz. 6 tane cenazeyi bir cenaze arabasından Kahramanmaraş'tan aldık. Torbalara koydular, cenaze arabasını öyle koydular. Tekrar cenaze arabası gönderdik, bir cenazemizi Ordu'ya, Gürgentepe'ye gönderdik. 2 tane kurtarma aracı gönderdik. 18 kişilik kurtarma ekibi gönderdik. 6 tane canlı ve birçok da ceset çıkarttılar. Çadırları bağlamak için eğitim gören 21 tane arkadaşımızı gönderdik. Daha sonra gönüllüleri topladık. Kadın gücü de beni büyüs tuttu. Bütün herkes elinden geleni yaptı ve büyük bir yardım yaptık. Evet, ben son derece bu ülkenin bir vatandaşı olarak, yurttaşı olarak son derece mutluyum. Ereğli'deki benim çalışma arkadaşlarım, Ereğli'de yaşayan iş adamlarının elinde imkanı az olanlar dahi yardım gönderebilmek için adeta yarıştılar. Gençlerimiz, orta yaşlarımız bedenleriyle geldiler, çalıştılar. Paket yaptılar, bant yapıştırdılar, yükleme yaptılar, elden ele yüklemelerle devam ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Ülkenin ayağa kalktığını gördüm. Bu insanların ne kadar demokrat, ne kadar cumhuriyetçi, ne kadar Atatürkçü olduğunu gördüm. Bunlar benim için çok önemli olaylar. Bunları görmek beni çok mutlu etti. Tabii ki aramızdan ayrılanlara üzüldük. Allah nur içerisine yatırsın. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Evet, bu duygularımı kısaca sizlere naklettim. Çünkü gerçekten 10 gündür duygu doluyuz. Sürekli olarak bu işleri yapıyoruz. Değerli arkadaşlarımız, belediyemiz personel limite şirketiyle belediye sendikası arasında yaklaşık 800 işçimizi ilgilendiren 1 Ocak 2023 itibariyle uygulanacak olan
ilave zam ek protokolü tamamlanmış bulunuyor. Daha evvel de söylediğim gibi çok evvelden başladık çalışmalara ve bir hafta önce tamamladık ama depremden dolayı bunu geciktirdik. Hem daimi işçilerle hem de şirket çalışanlarımıza yaptığımız toplu sözleşmelerle bu bölgede sendikacılarımızın da yöneticilerimizin de söylediğine göre en iyi sözleşmeyi yaptık. Benim için emekçi alın teri son derece önemli. Yanımda çalışan işçisi, memuru, sözleşmelisi kim olursa olsun ilk defa emekçi hakkını alması lazım. Hak ettiği parayı alması lazım. 8 saat emeğini buraya veriyorsa, 8 saat emeğini buraya vermeyen insanla asla işim olmaz. Hemen biletini keserim. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Çünkü Ereğli halkı bizim patronumuz. Benim patronum da Ereğli halkı. Onlar vergi veriyorlar. Onların verdiği vergiyle sizler, ben maaşımızı alıyoruz. Çoluk çocuğumuzun nafakasını temin ediyoruz. Onlara her zaman memurlarımıza müşfik davranacak. Biz de emirlerini yerine getireceğiz. Patron Ereğli'de yaşayan insanlar. Sizler bunu en iyi şekilde yapıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Bir lider olarak, bir belediye başkanı olarak yanımda benimle çalışan işçisiyle, memuruyla, sözleşmelisiyle bütün personelimden son derece memnunum. Bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Ve sizlerin emeğinizin karşılığını aldığınız takdirde Ereğli halkına daha fazla hizmet edeceğinize bütün kalbimle inanıyorum ve yaşam prensibim de budur, yöneticilik prensibim. Çalışmaya ilk başladığım günden itibaren hep emekçileri, çalışanları ön planda tutmaya çalışırım. Zaman zaman iş meselesinden bağırır, çağırır ama hepinizi sevdiğimi her zaman ifade ettiğim gibi samimi duygularla söylüyorum. Tabii ki son zamanlarda alım güçleri düştü. Belediyeler de zorda. Toplu sözleşmeyi yapmak, bir şeyler vermek çok önemli değil. Uygulamayı yapmak önemli. Ay size ikramiye veriyorum. İkramiye zamanı geliyor, ikramiye veremiyorum. Ne kıymeti var bu toplu sözleşmenin? Çok örnekleri. Maaşı zamanında veremiyorum. Kıymeti kaldı mı? Asla böyle bir şey yapmadık. 25 senelik belediye başkanlığı hayatımda asla ne ikramiye ne sadece size değil, devlete de ne vergi borcum var, ne sigorta borcum var. Halen daha Türkiye'de ender belediyelerden birisiyiz. Ama son zamanlarda her şey değişti. Gelirlerimiz belediye olarak azaldı. Su parasını, emlak vergisini ödeyemeyenler çoğaldı. Belediyenin işleri de zorlaştı. Maliyet, çok değerli arkadaşlarım var, çalışma arkadaşlarım, çok zor bir olay. Mali disiplini asla elimden bırakmam. Ona göre çok uzun çalışmalar yaptık. Buna göre 31.12.2022'deki YÖMİ'lerin üzerine normalde toplu sözleşmenize göre %15-14 enflasyon artı %2 refah payı ile %17-14 artırılacaktı. Toplu sözleşme öyleydi, aramızdaki toplu sözleşme. Ama şartlar değişti. Ekonomi kötüye gitti. Alım gücünüz azaldı. Yapılan iyileştirmelerle YÖMİ'lerinize %17-14 yerine %32 zam. 30 Türk lirası olan yemek paralarınıza da %110 civarında zam yapma kaydıyla 61 Türk lirası olarak belirledik. Şirkete yeni başlayan bekar, kıdem ve sorumluluk zammı olmayan düz ve vasıfsız bir işçi için aylık net ücreti Ocak ayından itibaren 11.505 Türk lirasına çıkarılmıştır. Kıdem ve sorumluluk zamları ile şirket personelinin büyük bir çoğunluğunuz böyle zaten. Maaşı ise ortalama 12.047 Türk lirası düzeyine çıkarılmıştır. Net olarak eline geçiyor.
bizim huzurumuzla birlikte güle güle harcamayı nasip etsin. Biz beraber olduğumuz müddetçe hem belediyeyi en üst seviyede tutmaya hem de sizleri hiçbir zaman mağdur etmemek için elimden gelen gayretimi göstereceğimi zaten sizler biliyorsunuz. Mühendis kadrosundaki şirket çalışanlarımızla sözleşmeli personel çalışanlarının ücretine yakın bir ücret verilebilmesi için çalışma yaptık ve sözleşme öyle yapıyoruz. Onları da mağdur etmedik. Arkadaşlarım, videolarda da izlediğiniz üzere belediye çalışma arkadaşlarımızdan bir grup çalışanımız deprem bölgesine giderek görev yaptı. Görevlerini tamamlayarak dün itibariyle şehrimize geri döndüler. Bu arkadaşlarımızı karşıladık. Onlarla ilgili olarak da toplu sözleşmesinde yer alan ilgili maddeye göre belediye başkanı olarak yetkimde bulunan teşvik primini en yükseği 15 yövmü oluyor herhalde. Bölgeye giden şirket çalışanlarımıza ödemek üzere buradan maliyeci arkadaşlara talimat veriyorum. Hayırlı olsun. Recep Bey sevindiği bir haber verdi. O açıklamayı Recep Bey yapsın. Onun için de hepinize teşekkür ediyorum. Herhalde depremzedelere bir yardım toplamışsınız. Devletin gösterdiği noktaya yardım etmek için. İşte benim işlerim böyledir, aslandır işlerim. Bütün işlerimiz toplamışlar. Kendi imkanlarıyla para toplamışlar. Ve direkt depremzedelere ödenmek üzere devletin göstereceği bir kuruma yardım edecekler herhalde. Ama gerçek bilgiyi kaynağından alalım. Arkadaşlar ben de dinleyeceğim burada başkanımla beraber. Hepinize tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başarılar diyorum çocuklarımıza. Ailelerinize selamlar söylüyorum. Deprem zedelere bir yardımda belediye işçileri olarak bizler yapmak istedik. Tarifi imkansız bu acıların üzeri hangi merhemle örtülebilir bilemiyorum ama inanın bu iş izlediğim videodan da anladığım kadarıyla paranın çok ama çok ötesinde bir durum. Tabii ki biz arkadaşlarla aldığımız bir karar doğrultusunda ufak bir nebze ve depremler için ama 100 bin TL maddi yardım yapma kararı aldık. Bu bölgedeki işçilerin yaptığı örnek bir ilk. İlk örnek başkanım, ilk defa alıyorum. Emre'de her şeyin ilk olduğu zaman. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Birlikte güzel terkemaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanım.